Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi ve nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, şu dünyada Allahu Teala'yı Rab ve Ma'bud ve Halık ve hüküm koyucu olarak kabul eden ve Allahu Teala'nın hükümlerine rıza gösterip innil hükmü illa lillah, hüküm ancak Allah'ındır, Allah dışında kimse kanun koyamaz, Allah dışında kimse teşri edemez, Allahu Teala dışında kimse bize batılı helal, helali haram, batılı hak, hakkı batıl olarak gösteremez. Bu kanaat ve iman nedir? İnsanın akıbet ve neticesini ortaya koyacak olan gerçek ve hakikattir. Onun için ayet-i kerimede وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ diyor ayet-i kerimede. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle uygun olarak ve herkese kazancının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Yani insanın imtihanı, insanın ve cinlerin şu dünya hayatında sınanmaları, kimin haktan yana tercih, kimin nefis ve batıldan yana tercihlerini ortaya koymaları açısından Allahu Teala dünyayı ve dünyanın içindeki bütün var olan canlıları, mehlukatı, evreni, uzayı, fezayı, sonsuzluğu, sonsuz kuvvet ve kudretiyle yarattığını ve yoktan var ettiğini açık ve net olarak bildiriyor. Ama bunun sebebinin de İnsanların imtihana tabi tutulmaları, kimin hak olan bir istikameti tercih edip melekuti bir izzete kavuşacağını, kimin de esfele safilin hayvani dürtülerle hareket edip Allah'ın şeriatındansa demokrasi, Allah'ın Resulünün sünnetindense deizm veya Allah'ın hukukundansa beşeri olan, put olan, tağut olan ve insanları sadece zillete ve karanlıklara sürükleyen şeytanın yoluna gider. İşte Rabbül Alemin bunu açık ve net olarak bildiriyor. Zaten Zariyat suresinde de Rabbül Alemin وَمَا خَلَقْتُ لِجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kulluk ve ibadet etsinler. Teslimiyet, yani bir kul demek köle demektir. Köle efendisine asla itiraz etmez, ona mutlak itaatta bulunur. Onun helaline helal, haramına haram der. Onun yasağının sınırlarını korur. Asla ona isyan etmez. Ona karşı bir edepsizlik, herhangi bir itirazda bulunmaz. Allahu Teala onun içinde insanın var edilme amacının önce kulluk, sonra ibadet, yani ona teslim olmak, onun sınırlarına riayet etmek, himullah dediğimiz Rabbinin sınırlarını korumak, ondan taviz vermemek, nefsine kul ve köle olmamaktır. Ayetin devamında ise bakın Rabbül Alemin ne buyuruyor. Efe ra'ayte men ittehaze ilahehu hevahu ve edallallahu ala ilmi ve khatama ve ala sem'ihi ve kalbihi ve ceala ala basarihi gışaveten femen yehdihi min ba'dillahi efela tezekkerun diyor. Câsiye suresi 23. ayet-i kerimede nefsinin arzularını, nefsinin sülfi ve zalil duygularını kendine ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için sapıttırdığı ve kulağına, kalbine mühürü bastığı, gözlerine de perdeyi çektiği o kimseyi gördün mü? Yani bak ben size şunu söylüyorum. Bir insan, bak ben buna çok şahit oluyorum. İnsanlarla, mesela düşünün ki ben 1989'da ilk İslami cemaat sohbetlerine gittim. O zaman da kalbimde İslam vardı. Sohbetlere gidiyor ve o sohbetlerden çok feyiz alıyorduk. Biz çocuk olduğumuz için eminim ki bize siyer, işte dini hikayeler, kısa-ı nebi, bunun gibi şeylerin dersini veriyordu. Arada da Allahu Teala'ya kulluk, namaz, ibadet, ameli meseleler anlatılıyordu. Feyiz alıyorduk. Bu bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Sonuçta varoluş amacımız ve gayemiz buydu. Ve hayatın içerisinde o dönemde benimle beraber olan, aynı süreç içerisinde sohbetlere, cemaatlere gittiğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hala da İslam dairesinde ama nefislerine yenilmiş, helaldense batılı tercih etmiş, faize, belki kumara, belki nice haramlara bulaşmış
kardeşlerimiz vardı. Teker teker aynen merhum Mustafa Meşhur'un dediği gibi dava yolunda dökülmeler. Teker teker yolda yapraklar gibi düştüler. Bugün geldiğimiz bu boyuta, o dönemde beraber olduğum hiçbiri bugün bir İslami hassasiyete sahip değil. Neden? Çünkü insanlar nefislerini, çıkarlarını, dürtülerini, nefsi dürtülerini, egolarını Allah'ın dinine tercih edip onları hayatın önüne, ön perdesine alıp Rablerini geriye attıkları zaman işte Allah-u Teala bundan hoşnut olmaz. Onun neticesine Rabbim onların kalbine, gönlüne, gözüne mührü basar. Onlar Allah'ı unuttukları için Rabbül Alemin de onları unutur. Böylelikle kendi karanlıklarında boğulurlar. Ondan dolayı yani ayet-i kerimede açık bana da gördüğümü şimdi onu Allah'tan başka doğru yola eriştirebilecek kim var diyerek aslında hala düşünüp ibret almadığımızı, bazı hatalardan ders çıkarmadığımızı, yani tabiri caizse mümkün mertebe insanın buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü müfredatta Ragıp el-İsfahani Rahimullah şöyle der, hava boş, boş, hava dolu, sonuçsuz, değersiz gibi anlamlara gelir. Çünkü insanın yaratılışı dışındaki bütün her şey hava yoludur, zillet yoludur. Uzay ve arasında bulunan atmosfer boşluğuna bundan dolayı hava denilmektedir. Hava aynı zamanda düşüşe de denil, düşüş yani bir insanın uçurumdan düşmesi, bir boşluğa düşmesi hava olarak tarif edilir. Bu anlamından dolayı istenilen güzel davranış seviyesinden düşüşle ilgili olarak hevasını ilahlaştıranın düşeceği cehennemin isimlerinden biri olan çukur, düşürülen, uçurum anlamına gelen ve heva kelimesiyle aynı kökü paylaşan haviye ile olan ilişkisi dikkat çekicidir diyor. İslahta ise heva bir şeye karşı hareket ederek yükseklerden yüz çevirip sülfi tarafa, zillete eğilim göstermesidir. Benliğini şevhet tarafından görecek, ruha sırt çevirecek haldir. Heva nefsin şevhete meyli için kullandığı gibi bizzat şevhete meyyal nefis için de kullanılmaktadır. Ragıp el-İsfahani heva maddesi 769'da bunu bu şekilde dillendiriyor. Ve ayet-i kerimelerde okuduğumuz üzerine اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلَ ayetine dayanarak burada hevanın aslında zillet, sülfi bir alçaklık, aslının dışına çıkıp Rabbinin Rabbani çizgidense şeytani bir meyle yönelmek olarak tarif ediyor. Nitekim tahrifat Seyyid Şerif Curcani Rahimullah 257. sayfada Tarifat isimli kitabında şöyle diyor. Heva nefsin arzularını tatmin için şeriatın dışına çıkmak, Allah'ın hükümlerini ve emirlerini hiçe saymaktır diyor.